Şimdi ben kredi için Google'dan araştırma yaptım bankaları. Bankalar araştırma yaptım ama birkaç tane bankanın sitesine girdim. Araştırma yaptım sadece. Kredi ihtiyacım vardı. Uygunsa çekmek için. Bir gün sonrasında beni banka ismi vererek, baktığım bankanın ismini vererek beni aradıkları için ben de pek şüphelenmedim. Yani burada demek ki Google'a girdiğiniz zaman internet siteleri çok sahte internet siteleri var. Ve bunu bankaların kendilerinin görüp bunlara engel olması gerekmez mi diye düşünüyorum. Yani böyle insanlar da mağdur olmasın. Google üzerinde hiçbir şekilde araştırma yapmasınlar. Banka haricinde hiçbir şekilde işlem yapmasınlar. 161 milyar param gitti. Ve şu an olaydan 4-5 gün geçmesine rağmen hiçbir gelişme yok. Paranın gittiği hesaba koyulan bir bloke yok. Bankayı arıyorum, savcılık talimatı olmadan bloke koyamıyoruz diyorlar. Yani burada olayı ben anlamadım. Burada nasıl bir sistem var, nasıl bir işleyiş var, nasıl bir dolandırıcılık var? Yani devlet yetkililerinden bu tür şeylere engel olmalarını, insanları mağdur etmemelerini istiyorum diye beni normal cep numarasından aradılar. Kredi vereceklerini hesaplamak için de benden hiç bilgi istemediler. Adımı soyadımı söyledim. Bir tane mail atacağız, onu onaylayın sadece. Hiçbir yere giriş yapmayın dediler. O gönderdikleri maili onayladım. Benim haberim olmadan benim mobil bankacılığa girip benim adıma kredi çekiliyor. Kredi çekildikten sonra hangi bankaya atalım? Ben 50 bin lira için konuşmuştum. Çekmek için değil, sadece oranları öğrenmek için. Olduğunu söyledi. Hiçbir bilgisini vermeden, hiçbir şeyle girmeden yaptılar parayı. Girdiğimde 150 bin lira gelmiş benim hesabıma. Dedim bu fazla para, ben istemedim. Ben 50 bin lira için konuştum sizle dedim. Yanlışlık olmuş. Parayı bizim gönderdiğimiz maile gönderin. Tekrar 50 bin lira için konuşalım dediler bana. Sonra parayı tekrar gönderdim. Çünkü hesabımda para yok. Gelen parayı da göndermezsem ben suçlu olacağım. Paraya el koymuş gibi olacağım. O ana da benim bankasından çektikleri parayı göndermişler. Kendi paralar değil. Sonunda fark ediyorum ben bu olayı. Hemen bankaya arayıp bloke koydurdum. Arkasından aradım. Çünkü onun ismini verdikleri için. Cep numarasından arayabiliyor musunuz kredi için diye. Aradılar. Evet, aranıyoruz dediler. Daha önce de ben çektiğim için biliyorum, normal cepten de arandım ben. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu durumu fark ettiğimde beni hiçbir banka aramadı. Kendi müşteri hizmetleri numaranı aramadı. Böyle bir krediyi siz bana nasıl veriyorsunuz? Benim bilgimi almadan, benim gelir giderimi sorgulamadan nasıl veriyorsunuz? Ve ben mobil bankacılığa giriş yapmadığım halde nasıl benim hesabıma giriş yapılıyor? Bu bankanın çok büyük bir tavizi var burada. Güvenlik zafiyeti var. Ve parayı gönderdikten sonra arıyorum bankayı, gönderdiğim hesaba bloke koydurmak için. Savcılık talimatı olmadan bloke koyamıyoruz. Ama ben dolandırıldım. Ben hesaptan parayı çekin demiyorum. Hesaba bloke koyun. Ben zaten savcılığa vereceğim. Gelsin benden şikayetçi olsun o insan. Sorun değil. Benim durumum belli dedim. Yok, ben Yozgat'a gittim. Şubeye. Hesabımı açtıracağım. Kaldıramıyorum. 5 saat bankada bekledim. Yozgat'ta bekledim, açtıramadım. Sonra geldim, tekrar bir gün sonra Tural'a gittim. Benim hesabım dün açılacaktı, blokeyi kaldıracaktım. Ne oldu? Kaldırılmamış. Tekrar kendi şubemi arıyorum. Hala bana beklememi söylüyor. Bu kadar güvenliğiniz önemli de. Bana o kadar parayı verirken neredeydi? Bu kadar güvenliğinizin. Ben kendi hesabımı kendi bankanızdan açtıramıyorum. Bu kadar sorunu, en ufak şeye, detaya siz beni bankaya, şubeye çağırıyorsunuz ama 160 bin lirayı verirken beni çağırmıyorsunuz ve aramıyorsunuz bile. Benim IP numaramdan, cep telefonumdan girilmedi. Başka bir taraftan giriliyor ve siz bunu nasıl görmüyorsunuz? Beni neden aramıyorsunuz? Böyle böyle bir kredi çekimi var. Sizin tarafınızdan mı yapılıyor diye neden beni uyarmıyorsunuz? Şimdi ben bu bankadan da davacı olacağım. İnsanlara da şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde özel bankalarda hiçbir şekilde ne mobil bankacılığı indirsinler ne de hesap açtırsınlar. İfade verdim. Polis arkadaşlar elinden geleni yaptı ama onların da bir yere kadar. Ya en azından paranın gittiği hesabı blok edin diyorum. Savcılık talimatı lazım diyor bana.